Baba ya, nereden gidiyoruz biz bunlara bilmiyorum Ne ki. oğlum? Bu gruba. Ne grubu? Ayda 3000 euro almak için şey yaptık ya. Bize Metin vermiş ya baba. Camiye de bunu konuşun diyor. İyi konuşuruz oğlum ya, boş ver. Baba şeriat diyemeyeceğiz bir türlü baba ya. Susturdular bizi, iyice kukaya Aman çevirdiler. diyordun da öyle, millet memnun böyle ya. He ya. Madem bize Koyun gibi hain. güdülme yavrum, bize ne? Madem bize hain diyor baba. Biz de onların suyuna göre gideriz değil mi ya? Bu kızlar ne yapıyorum? Kız kardeşlerin iyi mi? İyi babalığı aşkı çok namusla hiç dışarı İyi. çıkmıyor. Heh. Çıkartma ya. Konuyu. Ortada bir sürü zaten şey dolanıyor. Sapık dolanıyor. He. Efendim canım kızım. He? Aleykümselam. Yap. Devasa Allah'ın yapın kızım işte ya. Ne verdi size? Telefon falan ama değil mi? Telefon yok. Ha, sağ ol. Sakın sakın. Ha? Hı? Ha? Sakın kızım ya. Oraya Instagram açarsanız sizi kandırırlar ha. Zaten ben size birilerini düşünüyorum yakında gelecekler ya. Oğlum ya bu mumucak kaçık nasıl sence? İyi çocuklar baba. Ben de yumuş gidi severim ya. Yumucağı yumuşu. Hem de koskoca yırdığım asa baba. İşte Kaç ben de tane onu şeye diyorum ya. bakıyor, koskoca köye bakıyorlar. Ben de onu demiyorum ya. Allah aşkına baba, kardeşlerim de çok imanlı. Tam üzerinden senin gibi imanlı birinden de. Şimdi bunlar geceleri ya, bunlar yumuşak kan. Yumuşa gelin olsa köşeye döneriz oğlum. Aynen baba. Ama bunlar da biraz psikopat ayım acaba. Kızlara nasıl davranır bilmiyorum. İşte o var ya. Ama Bütün sabrı duruşta intiham. yıldırım kanı diye. Ya Allah'ın kanunu sarar ya. Kafir bile diyor bunlar ya. Ne bileyim neyin kafasını yaşıyor Bizim kız da anlamıyorum. onları adam eder ama. Bence de baksana. Tavut tavut der, onların şey yapar. Bir kere İslam'da kadın dövmek, aşağılamak yok ya. Yok Bunlar işte araştırmak bunlar neyin lazım. kafasını yaşıyor anlamıyorum baba. Bunlar kendine bir kanun çalalım. Bu ne kibir baba Allah aşkına bu ne kibir ya. Doğru ya, bunlar olmaz, boş ver. Vazgeçtim ya. Zaten bunlar dışarı çıkmıyor. Böyle iyi devam. Allahu Ekber. Maşallah kızım maşallah. Böyle... Evet kardeşim, Allah'a şükür olsun. Tövbe estağfurullah. Ne kadar Aferin büyük aşk baba maşallah ya. maşallah Maşallah maşallah. Allah'a şükür ya. Aferin kardeşim, aferin. Mumucak ki yola gelmeli baba. Biz onu şeriatçı yaparsak, yıldırım kurallarına karşı gelmeye öğrenirse Kız da o zaman olur. oğlum.
Kimden 100.000 kere hamle edeceğim demiş, konuşmuyor galiba kaç gündür. Ya Allah. Konuşup sonra bakayım be. Kardeşim dedim mi? Tespit çekiyorum diyor. İyi yaptın maşallah ya, Allah'a şükür. Bunda bence mucak açık işim hoş adına ederler ha. Ama bu kim ya? Kardeşim kardeşim. Alo. Bu kim ki? İyi geceler hocam. Efendim. Ben Ak Gençik'ten. Ak Ak. Davamız Allah-u Ekber. Davamız... Git be. Yürü git. Bizim öyle şey işimiz yok. Ne diyorsun ya, sen buraya üye olmuşsun İyi Geceler Hoca diyorlar. Yanlış. Kim dedin var sen? Ak Gençik. Ak. Ha. Oğlum yormuştum da. Para için. Çaktım oğlum be. İşte davamız sen, için bir kalkışma işte başlıyor. İşte senin ya. Patlıcan geliyormuş. Patlıcan. Hani vardı ya eskiden bizden olan. Ha. Ona karşı... Şey yapacağız, defol git deyip kafasına tencere vuracak. Şey ya, bu mitinglerde artık yani yanlış anlaşılmasın da geçen bayılacaktım ya, bende şeker tansiyon var. Eskiden et döner falan vardı, şimdi bir tek şapka veriyorsunuz ya. Bir şapka yani, yani yanlış anlaşılmasın da yemek için gelmiyorum da. Kardeşim sana 3 milyar verdik ki otobüs parası. Ama otobüse de zam geldi ya. Ver, biz aç. Aç kalmazsın bu davada. Sen ne tamam diyorsun kardeşim? Biz o kafir kefere baba mıyız ki ha? Diğer taraf aradı da yani 5. lira veriyorum dedi de. Sen davanı satarsın herhalde değil mi? Yok canım. Öyle şey olur mu? Sakın! Sakın! Ben sadece olsun. Ben sadece suyu almak için söyledim yani. Başkası size... ben yapmam da başkası diğer tarafa kayabilir. Hocam size şey de gelecekmişti doğru. O bu... Bizim partimize, gencimize destek veren Şeyh Efendi ve Hoca Efendi gelecek. Size bu konuda gerekli bilgiler verecek. Teşekkürler. Gerçi siz de hocasınız ama olsun. Teşekkürler, sağ olun. Bundan hocası kim be bu? Şu 1 milyon abone oldu diye sevinen adam ya. Olmuş o kadar. He baba lan. 1 milyon abone oldu diye seviniyordu. Nasıl olmuş o kadar, bizim yok ya. Ya baba ne bileyim ya. Herkes de onun ehli sünnet diyordu ama adam ehli sünnet bilmiyor ki ya. Nuri hocamıza hakaret etmiş baba şerefsiz. Aman. Paran yatmıyor mu senin ya 3 milyar? Yatmış baba Allah aşkına. Of, eski ettiğine yedik oğlum ya. Daha vermiyor şerefsizler. Hakikaten baba mitinginde bir boşalma var ya. Sadece şapka veriyordu. Tövbesi daha var, şapkayı ne yapacağız? Geçen bir golü şapka gittim zaten. Daha şapka ihtiyaç yok. Bundan hocalar kimmiş baba, sen biliyor musun ya? Lan bu gelmesiniz mi ya? Gelecek işte ya. Şu kızları o zaman gönder. Gözükmesinler. Kızlarım siz odaya gidin kardeşlerim. Zaten biz kendimiz hocayız baba. Bakalım ne yaşanacak. Ama ben yani doğruları söylerim ha. Ben kimse de. Bize artık hoca taslayamaz baba. Hoca benim ya. Ben varken bu grubun hocası benim olmam lazım. Dur. Geliyormuş. Ey Subiga. Bismillah. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben tanıdın mı? Yok. Cübbiri. He, merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsın, iyi misin? İyisiniz, nasılsınız? Hoş İyiniz geldiniz, mi? Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kitabımızda Derenler Ot kitabının 85. sayfasında ne diyor? Ne diyor? Derenler kitabında ne yazıyor 35. sayfasında biliyor musun hocam? Sen gülü sev ki gül desene sevsin. Ondan sonra bizim kitabımızın 83. sayfasında diyor ki gülü seven dikenine katlanır. Buradaki manayı anlamak lazım onun için. Onun için beraber olmamız lazım onun için. Şimdi sen veriyorsun bizim ampirimize değil mi? Tabii. Ne demiş ya? Kötünün iyisini desteklemezsen cehenneme gidersin eyzubillah. Cehenneme gidersin. Onun için. Onun için aha da bu Çevik kardeşim de benlendir. Biz
İşte böyle doğru konuşursan seni destekleriz ama bize karşı gelirsen eleştiririz onun için. Hocam yani siz de hocay mısınız galiba ama Tabii canım. Ben cahil senden daha misiniz? yüksek hocayım. Ya Sen onu... yokken ben vardım be. Ya sen ehl-i sünnet uyuyor musun onu da ara. Yani bir kere ben daha uyuyorum, değil mi oğlum? Evet baba biz de ehl-i sünnetiz Zaten konuşmam yapacağım. Bundan sonra bu şeyin Ak Dava'nın hocası ben olacağım. Siz Allah. değil. Bak ben söylerim bunu. Derim ki bunlar Diyanete falan uymuyor. Bunlar atın beni dinleyin derim. Sen nasıl bir hocasın? Anlat konuşarak bakalım Biz bir bir kere bana. şeriat destekliyoruz. Eyyuzu bismillah biz de hiç şeriat destekliyoruz. Bir de bu kafirlere oy vermeyin diyoruz. Kime? Kafirlere işte. CHP'ye falan değil. Biz de öyle diyoruz. Bu şeyde iyiyi desteklemezsen cehenneme gidersin diyoruz. Hocamızın o günlerde şeyini yayınladık. Şeyh Efendimizin. Şeyh Efendimizin ayağını öpen cenneti kazanır. Siktir. Ne dedin? Yürü git be. Şeyh Efendimizin ayağını öpen cennete gider. Git öp o zaman. Yeni birisi geldi onun ayağını öptük cennete kazandık. Sen de ona bedava çalışırsan cennete gidersin. Oğlum bunlar başlayacak şimdi bana ya. Tövbe yarabbim ya. Yahu cennete gitmek istiyorsan bu yolu yapacaksın onun için. Kendini Ona hizmet zorlatıyorum ha. cennettir. Cennet! Cennet Allah! Cennet! Başlayacak şimdi ya. Şeyh Efendimiz'i ziyarete gideceğiz. Sen de geleceksin. Tüm hocalar katlanacak orada. Onu hocayı desteklemeyeceksiniz. O Vahabi'yi. Anladın mı? Bu ekip böyle gidecek. Ama ben sana hiç güvenmiyorum İdeci Hoca. Geçmişte yok siyasete tavut falan demişsin. Bütçe izledim. Dedim bu Vahabi galiba. Biz hala ödüyoruz aslında yani. Vahabi misin sen? He? Vahabi kafa Sensin mısın? Vahabi be. Yani kendimi zor tutuyorum şimdi ha. Şurada şey olmasa kovmuştum yani. Ya baba ben artık para için hakkı susmayacağım, söyleyeceğim ama. Söyle oğlum ya kodum Ama kanama. hepsini bizi hoca olarak çıkaracak ya, o zaman haykıracağım baba. O zaman herkese gerçek söyleyeceğiz inşallah. Biraz daha dayanalım da. Hadi iyi günler. Kitabımı alır mısınız? Alırız alırız. 350 TL. Bedava değil mi ya? Ne bedavası 350 lira vermem buna. oğlum? 350 lira vermem günah. İyi gün bilgi için verir be. Ben vermem ya. Burada çocuklarımız var. İki tane kızım var benim. Onlar rızkı. Ya defol git Vahabi bilin ne var lan. Gel çevik bu Vahabi ya. Bu ne oğlum ya? Buranın başına geçeceğiz diye sustuk da. Bizim gibi hocayı da Bunların bunlar başımıza başa geçirmezler. tatsı bu baba. Bunlar bu adamdan çok farklı baba. Daha ne dolaplar dönüyor da bizi hemen çevirin dışı ettiler baba ya. Bir dahaki toplantıya gelme diye. Görüyorsun değil mi? Yakında şey de yapmazlar bunlar. Tövbe estağfurullah ya. Eskiden ne güzel konuşuyorduk baba. Yeni programı açıp çıkacak Yok mısınız? ya ben çıkacağım ya buradan. Başlatırım parasına. Ben de baba ya. Biz şeriatçıyız baba. Bunlar gibi tavut olamayız Ben baba. bunlar gibi koyun alamam ya. O koyuna gidip de çıkak baba ya. Oradan çıkıyormuş galiba. Nereden? O küçük koyun var ya tahtalı. Tahtalı kurt. Hmm. Gidip bu işi biterim artık ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi kardeşlerim onu bırakın da 5 tane 3 tane hoca çıkacak. Soruları cevaplayacaksınız. Ak davayı savunacaksınız. Tamam mı? Tamam. Hadi eğer savunmazsanız çıkartırım sizi buradan. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi. Ne yapacağız oğlum ya? Ben hakkı konuşacağım baba. Kimse için eğilip gene. O çıktı yemedi ne de o da cevap yapacakmış. Bakın nasıl soru cevap bana.
Önce sen, sonra ben, tamam mı? Tamam mı Cem Hoca? Tamam. Hocam. Hocam. Efendim. Benim hocam beni dövdü. Sırf bir tane erkek arkadaşım var diye, bu doğru mu? Erkek arkadaşım var. Kocam var. Erkek arkadaşım var ha. Öldürmesi lazım be. Erkek arkadaşım. Sopa yemen lazım. Sopa. Ceza senin sopa. Sopa mı? Hangi devirde yaşıyoruz hoca? Yok mu olacaktı lan? Şimdi erkek arkadaşın normal erkek arkadaşıysa ondan ayrı durman lazım. Onun için erkek arkadaşınla ayrı olursan, seninle bağ olmazsa, uzakta oturursa bir sorun olmaz. Uzakta otursun. Kadın erkek arkadaşım olur be. İş yerinde olabilir efendim ama uzak duracak. Kadınlar çalışabilir. Sen şimdi kadınlar da çalışabilir. Sevgilisiyse? Sevgi olmaz onun için. Ama erkek arkadaş olur, uzakta olur onun için. Efendim. Alo, merhaba hocam. Merhaba kardeşim. Ben önceden erkektim, şimdi kendimi kadın hissettiğim için kadın oldum. Ne diyorsunuz? Kafirlik günahtır. Hadi be. Günahtır kendimi tabii. Kadın yav hissediyorum, ne yapalım? Günahtır. Hüppili hocam ne diyor be? Bir kişinin kılıcı varsa erkek. Ne? Hüppili hocam savunuyor galiba. Ne bileyim ben. Tövbe estağfurullah. Günahtır ya. Siz haramdır. Ne diyorsunuz? O şimdi yumuşak yumuşak konuşuk, parayı verin. Ya sen erkek, erkeksen kardeşim, erkek ol. Kız oldum işte, ne diyorsun? Ya ben şimdi buna ne diyeyim? Kızı, kızı kız gibi görüyorsan kız ol o zaman. Konuklar kavat. Kavata bak ya. Sen kime kavat diyorsun ya? Bu adam top olmuş, sen neresi savunuyorsun? Savunmuyorum kardeşim, dalga geçiyoruz. Zaten sen dalga geçmekten başka bir şey bilmiyor ya, şovmen olsana. Sen ne diyorsun ya onun için? Kes be. Hocam. Hı? Ben oy vermiyorum. Bu kafir tal sistem oy vermem. Aferin. Doğru yapıyorum hocam. Verme. Verme doğru. Ne demek verme ya? Eğer oy vermezsen, ampul oy vermezsen, kafir başa geçerse cehenneme gidersin. Lan şuna bak ya, sanki bu ampul çok mu şey lan, o da kafir. Ya adam İslam güncellemeyi demedim baba ya. Demedim ya. Her şey yaptı lan. Bakaraya makara dediler ya. Kardeşim şeriatçı olun, bu sistemde oy vermeyin ya. Bu kafirleri dinlemeyin. Çıkartacağım sizi, çıkartacağım. Çıktınız lan Akgençik'ten, Makgençik'ten. Hazretimiz öyle biz yalanla para çekmiş be. He, para çekmiş. Paramızı da aldık şimdiler otobüs parasını. Çıkaracağım sizi. Enayiler. Hadi oradan lan. Size televizyonda gece gündüz saydıracağım. Ulan bizi 3000 lira veriyorsa size kaç milyar veriyordur Allah bilir ha. Hadi be, ben paramı alıyorum. Ben ehli sünnetim, sen ehli sünnet misin? Hadi lan hadi, yürü git. Evet. Evet kardeşlerim, tavut nedir bu sistem? Bu sistem tağutluk. Allah'ın hükmüne uymayan her sistem tağutluk. Tağut yola gidip koyun olursanız kafir olursunuz. Ret ederseniz sevaba girersiniz. Değil mi baba ya? Evet oğlum. Ah, bir duygusal hikaye anlatacaktım baba. Biz anlat bakalım ya. Bir hikaye anlatayım babam ya. Duygusal hikaye. Benim başımda geçen hatırlayayım ya. Anlatayım. Tabii bunu kendim bir şey amaçla anlatıyorum da öyle tanıtıyorum yani. Bir gün iki tane oğlum çocuk geldi ama annesi yokmuş, babası yokmuş. Evet. Zavallılar. Dedi ki amca dedi, hiç yiyecek paramız yok dedi. Tabii oğlum ben de fakirim ya. Bende de para yoktu ama elimde son bir tane ekmek kalmıştı. Başka da yiyecek bir şeyim yoktu. O yıllarda öğrenciyim tabi. İlim öğrencisiyim. Görüyoruz. O ekmeği aldım, onlara verdim. Ve bir gün aç kaldım. Sonra dua ettim, Allah'ım ya Rabbim dedim.
Çocuklar yardımcı ol dedim. Bana yardımcı ol. Hiç yemek yok dedim. Ondan sonra böyle yattım. Tam yatarken böyle bir omuz dokundu sanki şeyime. Böyle kafama. Merhaba dedi. İyi geceler. İyi geceler bey, nasılsın dedi. Allah Allah dedim. Sen benim adım nereden biliyorsun ki dedim. O da biz insanların ismini biliriz dedi. Ben Hızır'ım dedi. Aa, Hızır mı dedim. Hızır insana gözüküyor mu dedim. Ama Hızır benim gibi bir hayvan nasıl gözüküyor dedim. O da dedi ki sen normal bir hayvan değilsin dedi. Allah Allah dedim o de. Sonunda böyle bir ağladım, bir ağladım. Bana böyle avucunu açtı. Avucundan böyle süt gibi balığın bakar aktı. O böyle ben de diyemedim onu. İçtim, karnım doydu oğlum ya. İşte o çocuğa yardım ettiğimiz için evet. Hızır geldi. Yani sonunda fakir dedi sen Mehdi olabilirsin. Ha, neyse onu söylemeyeyim şimdi. Yani fakire yardım edersen kardeşim. Evet oğlum. Bir de senin başına böyle bir gelmiş sanki. Ya anlatsam mı bunu da? Anlat oğlum ya. Ama şey olduğumuzu söyleme. İşte bir gün böyle gidiyorum. Bir baktım. Böyle tuhaf hareketler yapan bir adam. Böyle namaz kılıyorum. Böyle değişik şeyler yapıyor. Dedi bana 10 lira ver. Ben de cebimde 10 lira vardı baba, son param. Verdim adama. Sonra baktım adam böyle minareye çıkmış birden. Tövbe estağfurullah, nasıl çıktı dedim. Sonra baktım adam arkamda belirdi. Dedim Allah Allah. Bu adam nasıl arkama geldi? Hayırlı iş yaptın, hayırlı iş yaptın evlat dedi. Sonra böyle gel dedi. Sonra çağırdı beni bir yere. Baktım böyle bir sürü kişi toplanmış böyle beyaz beyaz. Dedim Allah Allah ne oluyor? Bir tane ayet söyledi baba. Hud suresinin 35. ayeti. Hud suresinin 35. ayetini okudu bana ya. Ne demek istemiş ki? Yoksa Kur'an Muhammed'i kendisi uyduruyor mu diyorlar. De ki çok eğer onu ben uydurduysam günah banadır. Ancak bensin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım demekmiş. Yani bu kafirler iftira atıyor ya baba. Evet oğlum. Onu diyor işte. Ah. Yakında zaten müjdeyi vereceğiz oğlum inşallah. Bizim gibi insanlar, hocalar zor. İşte baba ya. Kur'an'ın mişayla şeriata inanmayan kafirler var ya. Allah onların belasını versin. Değil mi baba? Evet oğlum. Yakında yine TV'ye dönüyoruz ya. He ya, artık imanlı TV'mizde çıkıp yine hakkı haykıracağız. Ya baba kaç gündür de yani tübanlara, şu süslümanlara bir şey demiyorsun. He ya, onlara özel konuşma yapmamız lazım oğlum. Bu gidişi nereye demiyoruz baba. Evet oğlum. Onlara özel yayınımızı yapmamız lazım ya. Unuttuk. Olmaz ya, bunu atlamamamız lazım baba ya. Bu kafir topluluğu konuşmamız lazım. Evet. Hadi. Yarın görüşelim. Evet. Allah'a emanet olun.